Merhabalar. Yine güzel bir tarifle bir aradayız. Bugün sütlü tatlı sevenler için çok hafif, çok lezzetli bir tatlı yapıyorum. Bu tatlıdan bir çatal aldığınızda o karamelle incirin verdiği lezzeti, iri kıyılmış cevizlerin dişe dokunurluğunu ve muhallebinin hafifliğini çok seveceksiniz. Ben bu arada incirleri doğramaya başladım. 10-12 adet inciri küçük küçük doğruyorum. Bunları bir tencereye koyup haşlayacağım. Bu incirler çok kuru olmadığı için 1-2 dakika kaynatmam yeterli olacak. Kullanacağınız incirler küçük boy olursa 14-15 adet incir kullanılabilir. Doğradığımız incirleri bir tencereye alalım. Biraz su ilave edelim. Ocakta kaynatıp suyunu süzelim ve soğumaya bırakalım. İncirle işimiz bu kadar. Şimdi karamel için bir tavaya bir su bardağı toz şeker koyalım. Şeker eriyip bal rengini alınca kapatalım. İçine hiçbir şey ilave etmeden tatlıyı yapacağımız borcama karameli çok hızlı bir şekilde yayalım. Bu karamel yapmak için birinci yol. İkinci yol ise tatlıyı yapacağımız büyük boy kare borcamın tabanını kaplayacak şekilde toz şeker koyuyorum. Bir su bardağı toz şekerin hepsini koymadım. Gözüme bu kadarı yeterli geldi. Şimdi tepsiyi 200 derecede ısınmış fırına veriyorum. Bal rengi olmasına dikkat edelim. Buraya kadar yaptığımız her şey çok kolaydı. Yine kolayından sade bir muhallebi hazırlıyoruz. Bunun için bir tencereye yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, her zaman olduğu gibi klasik su bardağı kullanıyorum. 4 yemek kaşığı toz şekeri, tepeleme olsun lütfen. Hatta şöyle söyleyeyim, şekerin markasına göre verdiği tat da değişiyor. Muhallebiyi pişirirken tadına bakarsak 4 yemek kaşığı şeker az gelirse 1-2 kaşık daha ilave edilebilir. Kuru malzemeleri karıştırarak 1 litre sütü ilave edelim ve ocakta kıvam alıncaya kadar pişirelim. Pişirdiğim muhallebinin içine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Muhallebi daha da kıvamlı olsun diye, özleşsin diye mikserle 10 dakika çırpıyorum. Burası önemli, burayı atlamayalım. Mutlaka muhallebi piştikten sonra 10 dakika mikserle çırpalım. Toz şeker karamelize olduktan sonra fırından çıkardığım tepsiyi düz bir zemine koyarak soğumasını bekledim. Şu an karamel tepsinin tabanında sert bir kalıp gibi duruyor. Bu hale geldiği zaman hemen soğumuş olan incirleri karamelin üzerine yayalım. Tepsinin her yerine eşit miktarda incir gelmesini sağladıktan sonra bir su bardağı iri kıyılmış cevizi serpelim. Karamel, incir ve ceviz üçü de çok kuvvetli lezzetler. Bunlarla ne yaparsak yapalım, kek, börek, kurabiye, çörek, aklınıza ne gelirse çok 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 güzel oluyor. Cevizi koyduktan sonra çatalla biraz üzerini düzleyelim. Muhallebinin soğumasını beklemiyoruz. Mikserle 10 dakika çırptıktan sonra tepsideki karışımının üzerine yayalım. Alttaki düzgünlüğü bozmadan yaymaya dikkat edelim. Tatlımızın hazırlığı bu kadar. Muhallebi yaydıktan sonra üzerini streçleyip soğuması için buzdolabına koyalım. Bu arada sadece tatlının soğumasını beklemiyoruz. Aynı zamanda tepsinin tabanındaki karamelin de yumuşaması gerekiyor. Bir gece dolapta beklemesi yeterli. Karamelin sıvı hale gelip gelmediğini de borcamın yanlarına bakarak anlayabiliyoruz. Bir gece buzdolabında beklettiğim tatlının üst kısmı çok sade duruyor. Biraz da göze hitap etsin diye süslemek istiyorum. Bu tatlı normalde ters çevirerek karamelli incirli kısmı üste gelecek şekilde servis ediliyor. Ama burada tercih tamamen size kalmış. Servis yaparken istediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Hatta karamelli incirin üstüne bir top da dondurma koyarak sevdiklerinize sürpriz yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.